Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün Türk Kızılay'ı Manisa Şube Başkanı Selman Keresteci'yi makamında ağırladı. Milli mücadele döneminde Manisa. Kızılay Başkanı Keresteci ziyaretinde Başkan Ergün'e hediye takdim ederken Başkan Ergün de Selman Keresteci'ye Manisa'nın Kurtuluş Savaşı yıllarındaki dönemini anlatan 4 ciltten oluşan 100. yılında Milli Mücadele döneminde Manisa eserini takdim etti. Geçmişi unutturmamak adına geleceğe taşıyacağımız bir hazine. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Kızılay Başkanı Selman Keresteci'nin ziyaretinde Kızılay'la ortak yürütülen Keçiliköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanın bitişiğinde Huzur Evi ve Alzheimer Bakım Merkezi üzerine yapılması planlanan Huzur Evi projesi hakkında bilgiler verdi. Huzur Evi ve Alzheimer Bakım Merkezi bir proje çalışmalarımız olmuştu. Bu noktada sağ olsun Kızılay değerli başkanımız Selman Keresteci Bey'le yaptığımız istişareler sonucunda buradaki merkezin yapılması, yaptırılması ve işletilmesi noktasında bir artık mutabakat ve genel Kızılay Genel Müdürlüğü nezdindeki çalışmalar %99 tamamlandı diyebilirim. Manisa'ya inşallah çok güzel bir işletme, huzur evi projesini kazandırmak hedefi doğrultusunda bu çalışmaları bitirdik diyebiliriz. İnşallah bunun protokol töreninde Sayın Genel Müdürümüzün Manisa teşrifleri noktasında imza altına alacağımız safhayı en kısa zaman içerisinde tamamlayacağımızı buradan belirtelim. İnşallah hayırlısı olsun. Teşekkür ediyorum. Ziyarette konuşan Kızılay Şube Başkanı Selman Keresteci ise şu ifadeleri kullandı. Böylesine güzel bir yapıyı Manisa'ya kazandırdığınız için ben de şahsım ve Kızılay ailemiz adına sizlere teşekkür etmek isterim. Ayrıca bahsettiğiniz gibi Sayın Başkanımız seçildiği ilk günden itibaren her daim Kızılay'ın ve Kızılaycılık faaliyetlerimizin en büyük destekçisiydi. İnşallah çok güzel bir ortak çalışmayla güzel bir eseri de Manisa'ya kazandıracağız. Çok teşekkür ederim.